Georgia eyaletinden oy hakları savunucusu Stacey Abrams ve film yıldızı Harrison Ford'un ortak bir özelliği var. İkisi de aynı ajansı kullanıyor. Abrams 2018'de valilik seçimlerini kaybettikten kısa bir süre sonra çalışmalarını ilerletme ve tutkularını hayata geçirme konusunda kendisine yardımcı olması için United Yetenek Ajansı ile bir sözleşme imzaladığını açıkladı. New York Belediye Başkanı adayı Andrew Yang ise yine Hollywood'da faaliyet gösteren Yaratıcı Sanatçılar Ajansı ile anlaştı ve bir podcast serisi başlattı. Sonuçta Hollywood ve siyaset dünyalarında hedef aynı. Hayranlarınıza veya seçmen tabanınıza hitap etmenin etkili bir yolunu bulmak. Bugün siyasetçilerin büyük kısmının kendilerini yakından izleyen bir hayran kitlesi var. Bu kitle siyasetçileri sosyal medyada takip ediyor, kariyerleriyle yakından ilgileniyor. Medya sahnesi ise şöhretlerini kullanarak ilgiyi üzerinde tutmaya çalışan eski siyasetçiler ve hükümet yetkilileriyle dolu. Sadece 10 günlüğüne Donald Trump'ın Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü'nü yapan Anthony Scaramucci, Muç FM adlı bir podcast serisine başladı. Sean Spicer, iki ay Beyaz Saray basın sözcüsü olarak görev yaptıktan sonra yıldızlarla dans yarışmasına katıldı. Sadece haber bültenleri değil, geç saatlerde yayınlanan komedi programları da Trump'la doluydu. Bu durumu yetenek ajansları da fark etti ve yararlanmak istedi. Siyasetçilerin Hollywood yetenek ajanslarıyla sözleşme imzalaması, siyasi kariyerleri ne kadar sorgulanırsa sorgulansın, ...hayranlarını da yanlarında getirmeleri anlamına geliyor. Each of these. Bu isimlerin her biri sadık bir takipçi kitlesine sahip. Medya ortamı ise çok kalabalık. Dolayısıyla siyasetçiler her zaman kendilerini öne çıkaracak farklı bir platform arıyor. Halkın kalbini ve aklını kazanma yarışında... ...Washington ve Hollywood arasındaki sınır giderek belirsizleşiyor. Bu yakınlaşma tuhaf görünmekle birlikte akla hemen eski bir sözü getiriyor. Bütün dünya bir sahnedir ve bütün siyaset bir tiyatro. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington.